kimse benden çalamaz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yektumat Yasin Kara. Permütasyon kombinasyon olasılık denemelerimden deneme birin çözümleriyle karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi birkaç tane önemli olaydan bahsedip hemen denememin çözümüne geçmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bu deneme 30 denemeden oluşuyor. Yani bu deneme 30 denemeden oluşuyor. İçinde 132 soru var kolaydan zora yürüyor arkadaşlar. İlk baştaki sorularımız kolay. Daha sonra böyle sınavda sizi uğraştıracak soru tarzları var. Ve bu denemeyi yazarken ALES, DGS, KPS, YKS, AYT, LYS tüm ÖSYM sorularını inceleyerek yazdım arkadaşlar. Yeni nesil, eski nesil ne varsa yazdım. O yüzden bu denememizi tüm arkadaşlarımız arkadaşlar gönül rahatlığıyla alıp çözebilirler. Bakın denememizin başına ne yazdık? tüm ÖSYM sınavları incelenerek hazırlanmıştır yazdık. O yüzden arkadaşlar e, bu denememiz sizin için çok önemli. Başına dedik ki artı 2 net. TYT'deki soru çıkıyor. DGS'deki soru çıkıyor. KPSS'de bir soru bazen iki soru oldu artık onlarda da. Ales'te yine iki soru. Sayısal mantığa da koyuyorlar bunu. YKS'de de 4 net. 4 net. 2 TYT 2 AYT. Ve ÖSYM kolay soruyor. Abartı zor sormuyor. Abartı zor soracaksa da ben sordum. Yapın. Onu da çok rahat yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu denemeyi nereden ulaşacaksınız? Şu an kitap seçti kampanyada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam mı? Aynı zamanda trend yoldan da ulaşabilirsiniz. Bakın bu trend yolda burada kitaplar da bana ait. Ve benim birçok denemem var arkadaşlar. Kitap seçti Yasin Kara yazdığınız zaman bana ait eserleri görebilirsiniz. Problem denemelerim, problem kitabım, cevir denemelerim. Onlardan şimdi uzun uzun bahsetmeyeceğim. Arkadaşlar bu denemeyi çözmeden önce de YouTube'daki 4 saatte permütasyon kombinasyon olasılık konu altı videomu dinlemenizi isterim. Bakın burada 2 yıl önce attım. Permütasyon kombinasyon olasılıkla ilgili. Bu denemede kolaydan zora giderek yine konu özeti vesaire yapacağım arkadaşlar. Fakat bunu izleyip bunu peşin izlerseniz sizin için çok çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Sözü çok fazla uzatmıyorum. E, denemenin çözümleri arkadaşlar. Önce QR kodu yükleniyor. Tamam. QR kodu okutun. PDF veremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü PDF versem çıkırsanız çıkartsanız siz zararlı oluyorsunuz arkadaşlar. Nasıl zararlı oluyorsunuz? Şimdi bunu çıkarttığın zaman bu fiyata çıkaramıyorsun. Sen zarar ediyorsun. O yüzden zarar etme. Ben de PDF vermiyorum. PDF'lerim telegramlara düşüyor. Oralarda yayılıp gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden e, denemeyi kitap aldığınız zaman e, veya deneme aldığınız zaman e, yanına ekleyin buradan gidelim arkadaşlar. Olayımız bu. Sorunuz varsa yazın. ilk denemeyi kesinlikle dinleyin arkadaşlar. Özellikle hani temelim orta diyorsanız kesinlikle dinleyin. Şok olacağınız şeyler anlat anlatacağım, anlatacağım düşünüyorum. Sonuna kadar dinleyin. basit geçmeyin. Sınavda ufak bir noktayı kaçırırsanız gidersiniz arkadaşlar. ÖSYM'nin nereden eleyeceği hiç belli olmaz. Özellikle yakın zamanda biliyorsunuz şöyle bir AYT matematik denemem çıktı bir bazı sorularda olasılık zor. Bazı sorularda logaritma zor. Her yerde zorluğu değiştirdim. Neden? Çünkü ÖSYM'nin de nereden eleyeceği hiç belli olmuyor. Tamam mı? Eleyici soru şart arkadaşlar. Sözü uzatmıyorum. Haydi denemenin çözümleri başlasın. Arkadaşlar denememizin ilk sorusunda size permütasyon ile kombinasyonun ana mantığını anlatacağım. İnşallah bir daha karıştırmayacaksınız. Sonuna kadar dinleyin. Sakın atlamayın arkadaşlar. Hiç tahmin etmediğiniz şeyler anlatacağım size sakın atlamayın bu soruyu. Şimdi değerli arkadaşlarım, permütasyonu sıralama diye biliyorsunuz. Kombinasyonu seçme diye biliyorsunuz ama tam olarak böyle değil. Şimdi senin sıralama yapman için önce ne yapman lazım? Seçmen lazım. Seçmediğin bir şeyi sıralayamazsın. Seçmezsen nasıl sıralayacaksın? Permütasyon olabilmesi için önce seçeceksin, sonra sıralayacaksın. Kombinasyonda da ise sadece seçeceksin. Şimdi arkadaşlar bu farkı anlatan size bir örnek göstereceğim. Şimdi Ali, Banu, Can. Dikkat edin. Bir asansörümüz var. Bu asansörde iki kişi bulunmasını istiyorum. Tamam mı? İki kişi bulunmasını istiyorum. Kim bulunabilir? Ali ile Banu. Ali ile Can. Banu ile Can. Tamam mı? Banu ile Can bulunabilir. Şimdi ne yaptık? 3 kişiden 2 kişi seçtik. 3 kişiden 2 seçtik. Bu ne o zaman? Kombinasyon. Diyeceğim ki şimdi 3 kişiden yeni bir soru. 3 kişiden 2 kişi asansöre kaç farklı şekilde binebilir? Her binmede yalnız kapıdan bir kişi geçecek. Yani 3 kişiden 2 kişi kaç farklı şekilde binebilir? Önce Ali sonra Banu Önce Banu sonra Ali. Önce Ali sonra Can. Önce Can sonra Ali. Önce Banu sonra Can. Önce Can sonra Banu. Bakınız ne yaptım? Seçtim, sıraladım. Kaç durum var? 6 durum var. Burada kaç durum var? 3 durum var. Şimdi arkadaşlar ben sol tarafta sıralama yapmadan önce ne yaptım? A ile B'yi seçtim. Sonra A ile B'yi sıraladım. A ile C'yi seçtim. A ile C'yi sıraladım. B ile C'yi seçtim. B ile C'yi sıraladım. İşte ana fark bu. Burayı oturtmazsanız aklınız karışır. Şimdi bunu nasıl hesaplıyorlar arkadaşlar? Ben burada ne yaptım? 3 kişiden 2 kişi seçtim. Bunu ben C3'ün ikilisiyle gösteriyorum. Tamam mı? Buna böyle deniyor. C3'ün ikilisi. C nereden geliyor? Kombinasyon diyoruz ya. Combination. Tamam mı? Kombinasyon oluyor. Peki arkadaşlar burayı nasıl gösteriyoruz? P 3'ün ikilisiyle. Peki bu nedir? Bu da permutation. Tamam mı? İşte bu permütasyon, bu kombinasyon. Bunun bir gösterimi daha var. Bazen şöyle de gösteriliyor. Şimdi değerli arkadaşlarım bu formüllerin açılımından bir kez bahsedeceğim size. Burası 3 faktöriyel bölü 3'ten 2 gidiyor. 1 faktöriyel. Burası ise arkadaşlar 3 faktöriyel bölü. 3'ten 2 gidiyor 1 faktöriyel. Bir de burada var 2 faktöriyel. 3 faktöriyel 6. Altı. 6'yı 1'e bölün ne oldu? 6 oldu. 3 faktöriyel 6. 6'yı 2'ye bölün ne oldu? 3 oldu. Şimdi dikkatli bakın. Burada 6 durum var. Burada 3 durum var. Mantık bu. Her zaman kendinize bunu soracaksınız. Şimdi bu anlatılırken size yanlış anlatılıyor. Diyor ki sıralama. Ya tamam sıralama da bunun bir altyapısında bir kod var. Hani yazılım biliyorsanız biraz. Yazılımda altta bir kod olur arkadaşlar. O kodu görmezse sistem çalışmaz. İşte bugün permütasyon kombinasyonun Türkiye'de en zor konu olmasının ilk sebebi bu. Yanlış anlatılıyor. Aslında önce kombinasyon anlatılmalı, sonra permütasyon anlatılmalı. Bu yanlış arkadaşlar. Her türlü iddiasına İddiasına derken yani her türlü ortamda tartışmaya hazırım. Önce kombinasyon anlatacaksın. Seçmediğin bir şeyi sıralayamazsın. Yoksa nasıl sıralayacaksın? Önünde seçili değilse nasıl sıralayacaksın? Tamam mı? O zaman arkadaşlar ilk öğrendiğimiz şey ne? Permütasyonla kombinasyonun ana farkı. Şimdi bu formülü siz farklı farklı şekilde kullanabilirsiniz. Kombinasyonun iki tane formülü var. Ya bunu kullanacaksınız ya bunu. Biz daha çok bunu tercih ediyoruz. Bu da bu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada formül üzerinde de size ana mantığı bir kez daha göstereceğim. Şimdi burada anlattığım şeyi yapayım. P3'ün ikilisi yani 3'ün ikili permütasyonu diyoruz değil mi? Bak. Şimdi size soruyorum. Benim anlattığım mantığa göre önce ne yapacaksın? Seçeceksin. 3'ün içinden kaç tane ikili seçebilirsin? 3 tane. 3 tane seçebilirsin. Şimdi bu seçtiğin her biri bak ağzından çıkana dikkat edin. Bu seçtiklerin her biri için kaç durum var? 2-2-2 ya. 2 faktöriyelden 2 durum var. 3 çarpı 2 faktöriyel. Yani. Ne yaptı? 6 yaptı. İşte denememizin ileriki sorularında bu ana mantığı oturtmaya çalışın arkadaşlar. Bu ilk soruda ben ana mantıktan bahsediyorum. İleride bu sizde inşallah Japon yapıştırısı gibi beyninize yapışacak. Tamam mı? O zaman bu böyle oluyor. Yani permütasyonu her zaman böyle hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Önce kombinasyon sonra ee, sıralama olarak yapabilirsiniz. Ama ben burada bu e, formülleri anlatmak adına arkadaşlar birazcık daha sistematik gideceğim. Şu anda artık formülün altyapısını biliyorsunuz. Aydınlanma yaşadınız. Devam edin. Bu denemedeki tüm soruları çözün. Permütasyon, kombinasyonu soru kaçıracağınızı ben zannetmiyorum. Şimdi 3'ün ikilisi arkadaşlar. Nasıl yapacağız? E, zaten burada yaptık. Neydi? 6. Şimdi 4'ün ikilisi. Arkadaşlar burada hesaplayacağım. 4'ün e, ikilisini. 4 faktöriyel bölü. 4'ten 2 gitti. 2 faktöriyel ne olur burada? 24 bölü 2'den 12 olur. Şurası 12. 5'in ikilisini hesaplayacağım arkadaşlar. Fakat burada ne var? C harfi var. O, da ne? o zaman ne? Kombinasyon. 5 faktöriyel bölü. Bakınız 5'ten 2 gitti. Değil mi? 5'ten 2 giderse ne olur? 3 faktöriyel. Bir de bu 2'yi yazıyorsunuz. 2 faktöriyel. Arkadaşlar bunları hesaplamak artık sizin elinizde. Ama ben bir tane böyle rutin göstereyim. 5 faktöriyel açıyorsunuz. 5, 4, 3 faktöriyel diye. 3 faktöriyel çarpı 2 faktörel diyorsunuz. Bunlar gitti. 5 kere 4 20. 2'ye bölün ne oldu? 10 olmuş oldu. O zaman şu kaç? 10. 6'nın üçlüsü. Onu da siz uğraşın ama ben de ekranda çözeceğim. Önce 6 faktöriyel bölü. Alttan 3 gitti. 3 faktöriyel. Bir de bu 3'ü yazıyorsunuz. 3 faktöriyel. 6 faktöriyel açalım. 6, 5, 4, 3 faktöriyel. Böyle 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller gitti. 6, 6 ile de 3 faktöriyel gitti. 5 kere 4'ten ne geldi? 20 gelmiş oldu. O zaman bu da ne oldu? 20 olmuş oldu. 20, 10 daha 30, 12 daha 42, 6 daha ne yapar? 48 yapacaktır. Şu anda neyi gördük? Permütasyon ile kombinasyonun farkını gördük, hesaplanmasının farklı olduğunu gördük. Ana formülü anlattım. Bunları e, çok değerli meslektaşlarım farklı kısaltmalarla anlatıyorlar arkadaşlar. Fakat ilk başta size e, ben ana mantığı anlattım. Daha sonra siz istediğiniz gibi kısaltabilirsiniz tamam mı? çeşitli hesaplanma yöntemleri bulunuyor kombinasyonu permütasyonun farkı bu. Hesaplanmalarının farkı bu. E, eminim ki güzel bir aydınlanma yaşadınız. O yüzden muhakkak ki bu denememin çözümlerine bakın. Diğer soruları da dinleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruda permütasyon ve kombinasyonun ana formüllerini görmenizi istedim. Ve hesaplamayı yaparken neye dikkat etmeniz gerektiğini de göstereceğim. Şimdi dikkat edin burada n'in ikilisi. Ne olacak? n faktöriyel bölü n'den 2 gitti. n eksi 2 faktöriyel oldu. Artı ee, yukarıya yine n faktörelimi yazdım. Bölü n'den 3 gitti. n eksi 3 faktöriyel çarpı 3'ü bir daha yazdım arkadaşlar. 3 faktöriyel. Eşittir kaça? 30'a. Şimdi arkadaşlar bu ana formülümüz. Burada payda eşit diyerek işlem yapabilirsiniz. Eğer faktöriyel sorularında zorlanıyorsanız YouTube'a yektu bakın yektu faktöriyel yazın. Bunlarla ilgili birçok işlemli konu anlatım sorularım mevcut değerli arkadaşlar tamam mı şimdi ben burada size tabi bunu anlatmayacağım uzun uzun ee, bu tarz sorularda arkadaşlar eğer size böyle bir soru soruluyorsa böyle uzun uzun bir işlem gelmez fakat gelirse de bildiğiniz çarpanlarımı yöntemlerini kullanarak yapacaksınız şimdi burada benim ana önerim size e, kombinasyonla ilgili bazı kuralları bilmeniz arkadaşlar kombinasyonda eğer ikisi aynı harf olursa yani aynı sayı olursa sonuç bir eğer e, burası sıfır olursa yine sonuç bir Bakın bunlar aklınıza kalsın. Şimdi arkadaşlar, eğer kombinasyonda burası bir olursa, tamam mı? Sonuç n. Eğer kombinasyonda burası bir eksik olursa, hani buradan bir eksik olursa sonuç yine n. Ve en önemli özellik arkadaşlar, kombinasyonda 7'nin ikilisi kombinasyonda 7'nin 5'sine eşit arkadaşlar. Bakınız dikkat ediyorsanız 2 ile 5'i toplarsanız ne yapıyor? 7 yapıyor. Şimdi benim önerim arkadaşlar bu soruda şıklardan gitmek. E çünkü zaten küçük bir sayımız var. Burada işlemlerde kaybolmanızı istemiyorum. Şimdi ben birkaç tane de hesaplama göstereceğim. Önce A şıkkından 4'ü koyuyorum. P 4'ün ikilisi artı kombinasyon 4'ün üçlüsü. Arkadaşlar bu kaçtı? Bakın bu bundan bir eksik. O zaman kaç? 4. Şimdi bunu hesaplamayı hemen yapalım. 4 faktöriyel bölü. 4'ten 2 gitti. 2 faktöriyel. E, 24 2'ye bölü ne yaptı? 12 yaptı toplarsanız ne yaptı 16 yaptı Demek ki buradan gelmiyor şimdi en iyi yerine bu sefer arkadaşlar 5 koyalım bu sefer ne oldu p5'in ikilisi artı e, kombinasyon 5'in üçlüsü değerli arkadaşlarım şimdi burada da ne olacak 5 faktöriyel bölü 5'ten 2 giderse 3 faktöriyel artı e, 5 faktöriyel bölü 5'ten 3 giderse 2 faktöriyel bir de burada ne var, ne var arkadaşlar 3 var 3 faktöriyel Şimdi bu 5 faktöriyeli işlemleri net göründüğü arkadaşlar. Açacağım şurada hemen kısaca. Tamam bunları 5 faktöriyeli açalım. 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Bunlar gitti. 5 kere 4'ten ne geldi? 20 geldi. Burayı da açalım. 5, 4, 3 faktöriyel bölü. Aşağıda 3 faktöriyel büyük olduğu için ona kadar açtım arkadaşlar. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bunlar gitti. 5 kere 4, 20. 2'ye böldük ne oldu? 10. 20, 10 daha ne yaptı arkadaşlar? 30 yapmış oldu. O zaman cevabımız Bursa seçeneği olacak. Şu özelliklerinize lütfen ama lütfen dikkat edin. Bunlar size her zaman gelecek. ÖSYM e direkt buraya entegre de soru sor. Sadece burayı bilmenizi gerektirecek sorular sordu arkadaşlar. O yüzden e, bu bahsettiğim yeri muhakkak ama muhakkak bilin. Arkadaşlar şimdi bu tarz sorularda her zaman kendinize ilk başta şunu sorun. Ne lazım bana? Tamam mı? Bunu sorun. Bak bu çok önemli bir soru. Şimdi sana ne diyor? Paralel kenar. Şimdi paralel kenarda ne lazım? İki tane üstte paralel kenar lazım. İki tane de yanda paralel kenar lazım değil mi? İki tane e, yatay. iki yatay. iki tane de dikey çizgi lazım sana. Bunlar da ne olacak? Paralel. Şimdi sorumuzda bunlar paralel demiş. 1, 2, 3, 4. Şimdi ben bu dört tane dikeyden ne yapacağım? 2 tanesini seçeceğim paralel kenar için. Hangisinin olduğu önemli mesela D6 D7 de olabilir. D6 D8 de olabilir. Seçiyorum. Peki D6 ile D8'i yer değiştiriyor muyum? Hayır. Sadece seçtim ve bıraktım. Seçtim ve bıraktım. O zaman ne yaptım? 4'ün ikilisi. Olay bitti mi? Bitmedi. Olay bitmiyorsa çarpı koyuyorsunuz. Bakın V diyorsa çarpı koyuyorsunuz. Olay devam ediyorsa bakın eğer olay devam ediyorsa çarpı koyuyorsunuz. Veya'yı görürseniz de artı koyuyorsunuz. Bu da çok önemli. Aslında konunun belki de en önemli yerlerinden ikincisi arkadaşlar. Şimdi ben dikey çizgilerimi seçtim. Şimdi yatay çizgilerime geçiyorum. 1 2 3 4 5. O zaman ne olacak? 5'in ikilisi olacak. Şimdi arkadaşlar bu ne gösterimiydi? Combination. Yani kombinasyon. Tamam mı? Şimdi bunun e, hemen açalım e, 4 faktöriyel bölü. Arkadaşlar bunun kısa bir açılımı var. Onu biliyorsanız onu yapın. Ben ana açılımdan, açılımdan gidiyorum. Tamam mı? Ama zaman zaman kısa açılımı da size göstereceğim. E, 4 faktöriyel bölü. 4'ten 2 giderse 2 faktöriyel. Yine bu 2 faktöriyeli yazdık. Buradan ne gelir? 24 bölü 4'ten 6 geliyor. Artı değil bakın ne? Çarpı var arada. Tamam şuraya yazalım. 5'in ikili kombinasyonu. 5 faktöriyel bölü. 5'ten 2 giderse 3 faktöriyel. Çarpı 2 faktöriyel. Bu 2'yi bir daha yazdık. Şimdi buraya hesaplayalım. 5 faktöriyel arkadaşlar. E, her zaman aklınızdan bilirseniz bence iyi olur. E, 5 faktöriyel 120 demek. 3 faktörel aldı 6 kere 2 12. 120'yi 12'ye bölün ne olur? 10 olur. 6 kere 10'dan da ne gelir? 60 gelecektir. O zaman bu sorumuzun cevabı 60. Şimdi bu soruda ne kazandık? Arkadaşlar şunu kazandık. Bana ne lazım? 2 yatay, 2 dikey. Lazım olan şeyleri yer değiştiremiyorum. Mesela D6 ile D7'nin yer değişimi var mı? Yok. Onları hayatta yer değiştiremez. Tamam mı? O yüzden cevabımız ne oluyor? 60 oluyor arkadaşlar ee, ve bu soruyu da neyle çözdük? Kombinasyonla çözdük, tamam mı? Buna lütfen dikkat edin kavramları böyle size tek tek inşallah oturtacağım. Arkadaşlar permütasyon ve kombinasyonda her zaman P ve C formüllerini kullanmayacağız. İlerledikçe pratikleşeceğiz, tamam mı? Bu konuda. Böyle 4 5 tane ana yöntem var. Bu yöntemleri oturttuktan sonra 6'ncısı, 7'ncısı yok arkadaşlar. O yüzden bunu da nasıl kazanacaksınız? Soru çözerek kazanacağız. Ben size bunları kazandıracağım. Şimdi diyor ki iki farklı fizik ve 3 farklı kimya kitabının düz bir rafta oluşturabileceği sıralama sayısı. Bakın zaten sıralama diye diyor. Ama böyle düşünmeyelim. Şimdi ben bu kitapları ne yapıyorum? 5 kitap. 5 kitaptan ne seçtim? 5'ini de seçtim. Bu 5'ini ne yapıyorum? Sıralıyorum. O zaman ne olacak arkadaşlar bu? P 5'in 5'lisi olacak. Fakat arkadaşlar, bizim eğer seçimlerimiz belliyse biz bunu böyle uzun uzun yapmıyoruz. Diyoruz ki ya bu 5 kitabı hiçbir bakın şart var mı yok? 5 kitap var. 3 fizi, 2 fizik, 3 kimya demiş. Ama herhangi bir ana şart var mı yok? Kitap olarak sıralıyorsun. O zaman direkt ne diyorsun? 5 kitap olduğu için buna diyorsun ki 5 faktöriyel diyorsun. Fakat arkadaşlar, hocam ben permütasyondan yapacağım derseniz de hani bu 5 beş kitabın 5'inde seçtiğiniz için 5'inde sıralıyorsunuz. Dolayısıyla onu buradan yapmanız lazım. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 5'ten 0 faktöriyel. Buradan ne olur arkadaşlar? 120 geliyor. E, 0 faktöriyel 1 olduğu için de zaten direkt ne gelmiş oldu? 5 faktöriyel gelmiş oldu. Fakat dediğim gibi biz her zaman bu P harfine girmeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar bir yerden sonra bu da size bir yük oluyor. Şimdi ne demek istediğim ben size bir e, göstereceğim. E, çünkü siz burada hani seçimlerinizi yapıyorsunuz. Zaten 5 kitap var elinde. Bu seçilmiş. Seçtiğin şeyi sıraladığın için hemen direkt hangi hamleye geçiyorsun? Sıralamaya geçiyorsun. Ne yapıyorsun? Permütasyon yapıyorsun. Ama burada aslında sen seç Nasıl seçtin? Okurken soru sana seçi, e, seçilmiş bir vaziyette getirdi. Yani o 5 kitabı sana 5 kitap vardı. O 5 beş kitabın 5'ini de seçtin. İşte 5'ini de seçtiğin için burada seçmeyi unutuyorsun. Tamam mı? Ama 6 kitap olsaydı. 6 kitaptan 5'i Kaç farklı şekilde sıralanabilir deseydi O 6. kitap birisini katmasaydı O zaman ne yapacaktı P6'nın 5'si yapacaktı yani 6 kitaptan 5 kitap seç ve sırala deseydi O zaman P6'nın 5'si yapacaktı O yüzden arkadaşlar bu tarz sorularda direkt 5 şeyi sıralıyorsan 5 faktör yani Şimdi diyor ki, aynı branşa ait kitapların Yan yana olması şartıyla yani fizik kitapları yan yana olacak F1 F2 Kimya kitapları yan yana olacak K1 K2 K3 Şimdi arkadaşlar Bunlar birbirinden kopmayacaklar yani bu bir bütün olarak düşünülecek. Bu da bir bütün olarak düşünülecek. Bu iki kitap kaç farklı şekilde sıralanabilir? 2 faktöriyel. Çünkü ne ikisini de seçtim. Bak seçmelerimi yapıyorum. Farkında mısınız? Benim şu yaptığım hamlelerin her biri bir seçimdir. Bir seçim söz konusudur. Seçe seçe gidiyorum. Seçe seçe gidiyorum tamam mı? 3 kitap kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? Olay devam ediyor. 3 faktöriyel. Olay bitti mi? Hayır. Peki bunlar blokaj olarak iki blokaj. Kendi arasında da yerleştirebilir mi? Kaç blokaj var? 2 blokaj var. 2 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar bunu da hesaplayalım. Ee, sonra. Şöyle ok çıkaralım. Şimdi geldim buraya. Fizik kitapları yan yana olması şartıyla. Yani F1 ve F2'yi blokaj yapacağım arkadaşlar. Sabitleyeceğim. Ama kimya kitapları ile ilgili herhangi bir şart yok. Demiş ki bana fizik kitapları yan yana olması şartıyla kimya ile ilgili herhangi bir bilgi yok. O zaman ben bu iki fizik kitabını kendi arasında yer değiştirebilirim. İki faktöriyel. Peki şimdi yer değiştirmeyi sakın ha bundan yapmayın arkadaşlar. Olaya bir bütün olarak bakın. Şimdi bakın normalde 5 vardı değil mi? Şu anda şunu birleştirirsen bu ne oldu? Kalın 1 oldu bak. Ne, şu anda kaç var? 1, 2, 3, 4. Kalın 1 gördün mü? Tamam mı? O yüzden burada ne oldu? 1, 2, 3, 4. Ne oldu? 4 faktöriyel olmuş oldu. Yani burada sen bunu bir bütün olarak ne yapıyorsun? Sıra, e, sıralamaya sokuyorsun. Bir buraya, bir buraya, bir buraya böyle yer değiştiriyorsun. Dolayısıyla artık o seni ilgilendirmiyor. Olaya şu göze bakıyorsun. Bir nesne burada var gibi düşünüyorsun. Bunu tek bir nesne gibi düşünüyorsun. 2, 3, 4. O zaman 4 tane nesnenin kaç farklı şekilde sıralamıyor? 4 faktör var. Peki bu seçtiğin nesnelerin içinde bir tanesi var ki sen bunu tek bir nesne kabul etsen bile aslında bu tek bir nesne değil. Onun içinde 2 tane nesne var. Peki o 2 nesnenin de sıralaması var mı? Var. O da ne oldu? 2 faktör oldu. Şimdi arkadaşlar bu da bunun sonucu gelin hesaplayalım. 5 faktöriyel ne olacak? 120. Bakın gittikçe pratikleşiyoruz. Bunu hesaplayalım. 2 faktöriyel 2. 3, 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 2 kere 2. 4. 4 kere 6 ne yapar? 24. 4 faktöriyel 24. 2 faktöriyel 2. 2 kere 24 ne yapar? 48 yapar. Bana A artı B artı C demiş. A 120. B 24. C de 48 arkadaşlar. Bu toplamayı eğer başarıp toplayabilirseniz cevabımızın 192 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. İşte Olayın ana mantığı bu. Yavaş yavaş bu mantık oturacak. Lütfen yorumlara da yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Çünkü benim anlatmayı en sevdiğim konulardan biri problem, ikincisi permütasyon kombinasyon olasılık, üçüncüsü arkadaşlar geometri. Benim çok haz aldığım konulardır. Arkadaşlar şimdi bu soru üzerinde size para sorularının mantığını anlatacağım. Şimdi kaç tane para atılıyor? 3 tane. Şimdi bize ne soruyor? Olasılık. Şimdi ben olasılık çözeceğim olasılıkta en önemli olay ne? Yukarıda istenen bakınız istenen durum sayısı aşağıda ise arkadaşlar tüm durum sayısı yazmalı. Tamam. Şimdi kaç para var? 3 para. 3 para için kaç durum vardır? Arkadaşlar paranın kaç yüzü var? Paranın 200'ü var. Aslında bana sorarsanız paranın bir de görünmeyen bir yüzü daha var arkadaşlar. Onu yaşadıkça görürsünüz. Para aslında iki yüzlü bir nesne değildir. Çok daha fazla yüzü olan bir nesnedir. Fakat biz şimdi ekmeğimizin peşindeyiz. Olasılıktayız. O yüzden ben size paranın iki yüzünden bahsedeceğim. Yani bir para atıldığı zaman ee, hilesiz ise bizim hani incelemelerde ne, neyi buluyoruz? Para iki yüzü üzerinde durabiliyor. Ya yazı ya tura gibi. Şimdi arkadaşlar paranın iki yüzü var. O zaman 200 olduğu için buraya 2 yazıyorsunuz. Üstüne de para sayısını bakın para sayısını veya arkadaşlar üstüne bir tane para at, Bir para defalarca atılıyorsa atılma sayısını yazıyorsunuz. Bunlar çok önemli ince detaylar arkadaşlar. Tamam mı? Peki ben kaç tane para atıyorum? 3 tane. O yüzden 2 üzeri 3 ne olur? 8 tane durum oluşur. İsterseniz tek tek yapabilirsiniz. Mesela tura 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 tura, tura yazı. Sonra yazıyı değiştirerek bütün durumları bulabilirsiniz. Hatta arkadaşlar ben bir, bir defaya mahsus size bulayım. Konu tam otursun. Mesela hepsi tura tura gelsin. Bir tane Y koyalım. Şimdi Y'yi gezdirelim. Y ortada tamam mı? E, y başta. Bakın o, sonda ortada başta bitti. Bir tane Y vardı. Şimdi arkadaşlar iki tane Y olacak. Kimi gezdirmek kolay? Tura'yı çünkü tek başına. O zaman e, Tura'yı ortaya alalım. O zaman e, şöyle olur. Bir de arkadaşlar Tura'yı sona alalım. E, o zaman böyle olur. Bir de hepsinin yazı gelme durumu vardır arkadaşlar. 3 tane yazı bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle tek tek saymamak için 2 üzeri para sayısı veya 2 üzeri atılma sayısı formülünü kullanıyorsunuz. Tüm durumda arkadaşlar 2 üzeri 3'ten 8 tane durum var. Peki istenen durum ne? İstenen durum arkadaşlar yalnızca paraların ikisinin tura gelmesi. Yani 2 tane para tura gelecek. Diğeri bakın yalnızca paraların ikisi tura gelecek. O zaman diğer para ne gelecek arkadaşlar? E, yazı gelecek mecburen. Değil mi? Yalnızca paraların ikisi tura gelecek. O zaman yazıyı gezdirin. Yazı ortada olabilir. Yazı başta olabilir. O zaman ne oldu? 3 durum var. O zaman sorumuzun cevabı ne oldu? 3 bölü 8. Şimdi arkadaşlar burada e, tekrarlı permütasyonu da hafiften girsem sizin için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakınız eğer bu tarz hani aynı nesneden bir daha varsa örnek veriyorum. Bizim en güzel örneğimiz Çanakkale. Bakın Çanakkale sizin en güzel örneğinizdir arkadaşlar. Ee, en güzel örneklerinizden biridir. Çanakkale kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız kaç tane kelime oluşturulabilir diye bir soru görseniz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9 tane harf var. 9 faktöriyel. Böyle. Kaç tane A var? 3 tane A var. 3 faktöriyel. Kaç tane K var? 2 faktöriyel. Peki başka aynı harf var mı? Ç'den bir daha yok. N'den bir daha yok. L'den bir daha yok. E'den bir daha yok. Bu şekilde hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Böyle para sorularında da tek tek böyle işte yazıyı gezdirim demeyeceksiniz. Hocam e, şu ana kategori kategoriyi oluşturduktan sonra diyeceksiniz ki 3 faktöriyel bölü kaç tane t var? 2 faktöriyel yazı yazmaza gerek yok. Bir tane var. Yani birden fazla olursa yazın. Ya da bir faktöriyel yazsanız da zaten bir oluyor arkadaşlar. O yüzden e, biz yazmıyoruz. Direkt 3 faktöriyel yazıyoruz. 3 e, faktörel faktöriyel bölü 2 faktöriyelden ne geldi? 3 geldi. O yüzden ne oldu? 3 bölü 8 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar şu anda size böyle konunun ana mantığını yüklüyorum temelinde problem olan arkadaşlarım şu anda dinliyorlarsa bu dediklerimi tane tane yazsınlar. Ben burada bir soru çözmüyorum. Ben burada size sorunu kökten çözüyorum. Her zaman söylüyorum. Bizim tek bir sorunumuz var. Tek bir sorunumuz var. Sorulara odaklanmak. Sorulara değil sorunlara odaklanın. Sorunları çözerseniz soruları da çok rahat bir şekilde çözmüş olacaksınız. Arkadaşlar şimdi zar atma sorularından size bahsedeceğim. Zarın kaç yüzü var arkadaşlar? Bildiğiniz gibi 6 yüzü var. Ama bu kumar olursa arkadaşlar bunun görünmeyen bir yüzü daha vardır. O da sizin hayatınızı alt üst eder. Bir yiğidi 3 şey öldür demişler. Bu 3 şey bitirir demişler. 3 şey harcar demişler. Bunlardan bir tanesi kumar arkadaşlar. Diğer ikisini şimdi burada söylemeyeceğim. Şimdi hilesiz bir çift zar havaya atılıyor. Buna göre zarların üstüne gelen sayılardan birinin tek diğerinin çift sayı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, bunun yüz sayısını 6. 6 üzeri zar sayısı ya da bir tane zar atıyorsan 6 üzeri atılma sayısı. Şimdi burada şunu göreceksiniz. Cismin kaç yüzü varsa, cisim kaç yüzü üzerine durabili durabiliyorsa onu buraya yazıyorsunuz. Üstüne de adetini veya atılma sayısını yazıyorsunuz. Aslında olayın ana mantığı bu arkadaşlar. Mesela 4 yüzlü bir cisim atsaydım 4 üzeri cisim sayısı, 4 üzeri cismin atılma sayısı yazacaktım. Peki kaç para atılıyor? Bir çift zar. Şimdi olasılık sorularında olay neydi? İstenen durum bölü tüm durum. Yeni başlayan arkadaşlar bunu her zaman yazsınlar. Bu size e, rota veriyor arkadaşlar. Rüzgarın nereden estiğini hızınızı belirtiyor. Tamam. Tüm durum ne arkadaşlar? İki zar var. Altı üzeri 2 İstenen durumda Biri tek diğeri çift gelecek. Şimdi arkadaşlar tek sayılarınızı ve çift sayılarınızı biliyorsunuz aslında ama ben bir defa burada tek tek yazacağım. E, size mantığını yine Örnek veriyorum. Biri tek gelecek. Bir. E, bir gelse öbürü ne gelebilir? İki. Bir. Dört. Bir. Alt. Tamam arkadaşlar? Bakın biri tek, diğeri çift. Peki böyle yazdım ya hani biri tek, diğeri çift. Hangisi belli mi? Değil. Birinci de olabilir, ikinci de, ikinci de olabilir. O yüzden bunların yer değiştirme önemli mi? Önemli. 2, 1, 4, 1, 6, 1. Tamam. Bu bitti. Şimdi biri yaptım. Başka kim var? Tek 3 var. 3, 2, 3, 4, 3, 6, 2, 3, 4, 3, 6, 4. 6, 3. Yer değiştirdim bakın. Ne yaptım? Yer değiştirin hızlı bir şekilde. 3'ü de bitirdim. Kim var? 5. E, bakın hep alttan başlıyorum. Sistemle gidiyorum. 5, 2, 5, 4, 5, 6, 2, 5, 4, 5, 6, 5. Tamam mı? Şimdi kaç durum var? 6. Burada kaç durum var? 6. Burada kaç durum var? 6. Toplayın kaç yapar arkadaşlar? 6, 12, 18 durum yapar. 18 bölü 36'nın karesi 36. Oradan ne gelir? 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi arkadaşlar burada size ben farklı bir şey daha göstereceğim. Nereyle ilgili? İstenen durumla ilgili. O yüzden dikkatinizi verin. Şöyle bir yer açıyorum kendime. Şimdi istenen durum biri tek biri çift değil mi? Birinci tek ikinci çift olabilir. Veya bakın veya'nın karşılığını artı. Çok önemli çok önemli. Bak bu veya artı. Aklında kalsın diye böyle çıldırıyorum. Veya artı unutma. Birinci çift ikinci tek olabilir. Teklerden seçebileceğin kaç tane sayı var? 1, 3, 5, üç tane var. 3 tekten bir tane seçiyorsun. Tamam mı? Bak dikkat et. 3 tekten bir tane seçebiliyorsun. Peki çiftlerden kaç tane seçebiliyorsun? Çiftlerden 2, 4, 6, 3 çiftten bir tane seçiyorsun. Veya dedim şimdi çift burada olsa 3 çiftten bir çift seçiyorum. 3 tekten bir tek seçiyorum arkadaşlar. Buradan ne geldi? 3 üç kere 3'ten hani 3'ün birlisi neydi arkadaşlar? Burası 1 ise 3. Burası 1 ise 3. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 9 daha ne yapar? 18 yapacaktır. Şu anda arkadaşlar böyle bilgileri aklınıza yavaş yavaş monte ediyorum. Temelinde sıkıntı olan arkadaşlara yalvarıyorum. Bu sorulara aynı benim anlattığım mantığı böyle kendiniz tekrardan şöyle denemenizin önüne alın. Bir kez daha anlatın. Yani bu evet burada bundan oldu. Bundan bundan oldu. Bir yerden sonra hepsi birbirine benzeyecek. Roket atar gibi gideceksin. Uçacaksın. Uçacaksın. Tamam mı? Arkadaşlar umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Ee, yani faktöriyel de zorlananlar varsa o pratiğini geliştirsinler. Özellikle YouTube'a yektu faktöriyel yazarlarsa bütün matematik konularını bulabileceğiniz gibi e, o konumda anlatımını bizden rahatlıkla dinleyebilip halledebilirsiniz.